bu hakların, çocukların sahip olduğu hakların korunması ve bu hakların hayata geçirilmesi için ülkelerin ve o ülkeleri yöneten hükümetlerin, parlamentoların, sistem hangisi ise bunu hayata geçirmekle sorumlu. Hatta zorunluluk, çocukların haklarını daima düşünerek ona göre kanunlar çıkarmak zorunluluk. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehrin çocuk dostu olması için aslında yıllardan beri etkinlikler yapıyor. Bunların farkında mısınız? Belki etkinliklerin farkındasınız ama bunların bir yandan çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, bir yandan da UNICEF ve Dünya Çocukları Vakfı ile ortaklaşa çalışmalar yaptığımızın farkında olmadığınızı söylemeliyim. Ama bugün öğrenmiş oluyorsunuz. Ümit ederim bundan sonra da bu konudaki çalışmalarda gerek görsel gerek yazılı basında yer vermeye çalışırsınız. Peki 2014 ile 2009 arasında eğitim verilen toplam kişi sayıları ne kadar? Yapılan en son hesaplamada arkadaşlarımız tarafından 2150 öğretmene bu konuda eğitim verilmiştir. 3073 veli bu eğitim programlarına katılmıştır. 45 okul doğrudan doğruya bu faaliyetlerimize destek vermiş, kapılarını açmış ve okullar olarak bize yardımcı olmuşlardır. 1743 çocuk eğitilmiştir ayrıca. 175 de üniversite öğrencisi vardır. Üniversite öğrencilerinden de toplumun yakın gelecekteki aktif bireyleri olarak onların da bu konularda çevrelerinde halkı uyandırmaları konusunda neler yapmaları lazım geldiği ve hangi konularda dikkat etmeleri lazım geldiği hususunda aydınlatılmaları önem taşımıştır. Efendim, parklarda yaptığımız hizmetler, bir tanesi şimdi içinde bulunduğumuz park biliyorsunuz. Bu 7 veya 8. yılına girdik galiba bu parkın yapılışının. 7. ya da 8. yılındayız. Burada gördüğünüz her şey çocuklara yöneliktir dikkat ediyorsanız. Bu arada özel gereksinimli yani engelli çocuklarımız da aynı sözleşme içerisinde yapılacak etkinliklerin ana hedefi olarak ele alındı. Onlarla ilgili yapılan her şeyde mesela bu parklarda ve şehirdeki pek çok toplumun girip çıktığı veya yararlandığı yerlerde engellilere göre daima kolaylıklar getirecek teknolojiler belediyemiz tarafından kullanılmaktadır. Hatta imar yönetmeliğimizdeki değişiklik de önceliklidir. Öncelikli maddelerden bir tanesidir. Aslında ben bugün hava soğuk olduğu için daha fazla bilgi vermeyeceğim. Çok değerli genel başkan yardımcımız ve diğer konuşmacılar varsa onlar size biraz daha detaylı bilgi de verebilirler. Ben yapacağımız çocuklarımız için daha çok şeyler olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ve yapmak için de çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ben burada çok değerli genel başkan yardımcımıza ve parlamento temsilcilerimize, genel merkez temsilcilerimize bu havada bizim bu kutlama dönemine katıldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ve Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuk hakları alanında bu kadar başarılı çalışmalara imza atan ve az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği Lanzarote Sözleşmesi olarak bilinen çocuklara karşı her türlü cinsel istismar ve cinsel saldırının önlenmesine ilişkin, sömürünün önlenmesine ilişkin sözleşmenin protokolünü, sözleşmeyi bugün imzalanıp parlamentodan geçirilmiş olmasına rağmen hala uygulamayan, uygulamakta imtina eden, ağır davranan iktidara rağmen o protokolü hemen meclis onayından sonra imzalayarak hayata geçiren değerli belediye başkanımızın bu örnek uygulamalarını da bütün belediyelerimizde hayata geçirmek çok kıymetliydi ve çocuk haklarını da böyle örnek bir anlayışın, çocuk hakları anlayışının uygulandığı Eskişehir'de kutlamak, Eskişehir'de bunları dile getirmek de çok kıymetliydi. O yüzden Eskişehir'i seçtik. Ben
Ülkemizde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin değil, yerelde çocuk haklarının ve çocuklara yönelik hak temelli bakış açısının, katılımcılık ilkesinin, çocukların üstün yararı ilkesinin öncelikle iktidar politikası haline getirilmesini ve iktidarın bir an önce uygulamaya geçmesini, ama aynı zamanda da yerelde tüm belediyelerin ve yerel yöneticilerimizin, Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin yıllardır hayata geçirdiği bu protokol ve sözleşme, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hem de çocuklara karşı cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi sözleşmesinin uygulanmasına dönük iyi uygulamalarını, çok başarılı uygulamalarını ve hatta birçok alanda ödül alan bu uygulamalarını hayata geçirmelerini buradan bekliyorum. Ve bu nedenle de bir kez daha bu anlamlı günde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çocuklara hak temelli bakış açısıyla yaklaşıp katılımcılık ilkesini hayata geçirerek çocuklara, çocuklarla birlikte, çocukların da kararlara ortak ederek hayata geçirdiği örnek projeler ve uluslararası sözleşmelerin uygulanabileceğini tüm ülkeye ve tüm hepimize gösterdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddetsiz, sömürüsüz, ihmalsiz ve çocuklarımız için özgür bir Türkiye umuduyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Sizler de sağ olun.